Evet, bir sezonun daha sonuna geldik. Aha, ben bu Orçun'a dedim Galatasaray şampiyon olur diye. Daha puan farkı kaçken söyledim? Savunuyorsun bence. Orçun dürüst ol, dürüst. Bana savur ısmarlayacaksın, ben anlamam. Ama hikaye nasıl biliyor musunuz güzel insanlar? Bu Orçun gaza geldi, tutturdu Başakşehir şampiyon olacak diye, tamam mı? Neymiş? Adebayor var diyor. Dedi Fatih Terim var. Dedi muhteşem oynuyor. Dedim oğlum Fatih Terim var. Abi işte Emre'si Arda'sı bırakmazlar bu sene dedi. Oğlum dedim Fatih Terim var. Dedi abi adamların tribün desteği var dedi. Yok yok o kadar biliyor futbolu, sakin olun. Ne oldu? Yıllar geçiyor bak, kaç yaşına geldin. Bu ligde bir şey öğrendiysen o da şudur. Galatasaray'da Fatih Terim varsa şampiyonluk da var. Gördün mü? Şimdi öde kişi başı 60 kağıt. Hoca 19. kupasını kazandı. Bizim o kadar videomuz yok lan. Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde ilgilisiniz. Ben vazgeçmiyorum. Eğer kaybedersem de tebrik ediyorum. Bu klişe halini aldı ya şu şey, Mayıslar bizimdir. Galatasaraylılar Mayıs ismini zikretmiyor artık. O aya Galatasaray diyorlar. O hikaye de nereden çıktı biliyor musunuz? Aynen UEFA Kupası. 17 Mayıs'tan sonra doğdu o söylem. Bir Mayıs günü Türkiye Kupası'nda Fener'e 5 attılar biliyorsun. Şu meşhur Fenerbahçe'nin Denizli'de berabere kaldı ve Galatasaray'ın şampiyon olduğu unutulmaz akşam da Mayıs ayındaydı. 14 Mayıs mıydı neydi? Kadıköy'de kupa kaldırma muhabbeti falan. Neyse kızdırmayalım şimdi Anadolu yakasını. Hikaye budur yani. Bu sezon bakıyorsun abi ligde 24. hafta Başakşehir lider. 8 puan abi fark, 8 puan. 31. hafta lider hop Galatasaray. Ahan da sana ispatı vücut. Ne anlayacağız buradan? Tecrübe her şeydir abi. Başakşehir'in son haftalarda yaşadığı düşüşü sadece oyunla anlatmak mümkün mü? 30 yaşında topçuları doldurmakla da olmuyor bu işler. Fatih Terim aşina bu süreçlere. Benim yaşım kadar görmüştür böyle sezonlar. Sonuç ortada zaten. Hayır, bir de öyle bir dönemde geldi ki şampiyonluk, umudunu kaybetme filmi gibi. Biliyorsun o filmi. Chris Gardner oğluyla beraber işte her türlü zorluğu yaşamasına karşın mücadelesinden vazgeçme. O filmi mutlaka izleyin. Sokakta yatarlar, yiyecek yemek bile bulamazlar ama asla ellerini birbirlerinden ayırmazlar. Filmde de bir sahne var, diyor ki bir hayalin varsa onu korumalısın. Bir şey istiyorsan git ve al. Birinin sana bir şey yapamazsın demesine izin verme. Hatta benim bile. Şimdi o sözleri de böyle görünce filmde Galatasaray ve Fatih Terim birlikteliğini böyle biraz daha anlamış oluyorsun. Bu bir meydan okuma ama Galatasaray benim için takımdan çok öte bir duygu, öte bir şey. Herhalde hocanın yani Fatih Terim'in en zorlu şampiyonluğudur, ne dersiniz? Bırak abi ya. Sana sormadım Orçun, dur ya. Güzel insanlara sordum. Onlar gerçi alta yorum olarak yazarlar zaten. Bir de abone olun bu arada. Sezon bitti diye öyle gevşemeyelim. Daha neler çekeceğiz inşallah. Her neyse. Bak abi makarayı biraz geriye say bakalım. O kadar kolay mı gelmiş şampiyonluk, bak bakalım. Galatasaraylılar sezonun başında sabah olur olmaz bakkala koşuyorlardı. Gazeteyi alıp doğru vapura, motora, dolmuşa. Manşette hangi golcü var diye. Ama ne oldu? O da ne? Gomis'le tek başına olmaz abi diyenler bir de ne görsünler? Golü leblebi yapmış adam bir anda yallah Arabistan olmuş. Transferin kapanmasına var 48 saat. Dimyat'a pirince giderken eldeki Gomis Baba'dan da olunmuş. Aleyna Tilki bile aman bu saatte olacak iş mi diye sitem edip duruyor. Bakkal amca, bakkal amca bugün golcü geldi mi diye soran taraftar bir Modesto okuyor gazetede, bir Origi görüyor internette, Twitter'da bir bakıyor Abu Bakar'a parçalı forma giydirilmiş görüyor derken eyvah, elle var sıfır. Taraftar ne yapsın şimdi? Can simidi Fatih Terim'e tutundu mecbur. Bir şapka verin de Fatih Hoca çıkarsın tavşancıklarını. Ama nerede? Trabzon'a gitmişsin, 4 tane atmış. Feguli o günlerde şimdiki gibi değil. Olanı biteni kenardan izliyor. Galatasaray'ın Eren'i var derdi yok başlıkları da atılacak gibi değil. Abi düşünsene, hoca diyor ki santrafor şart, yönetim diyor Ömer Bayram'la transferi kapattık. Televole şakası gibi. Şampiyon. Şampiyon. Bu kaç? 3. Bu kaç? Evet değerli izleyiciler, bu kaç dedik, herkes rakamı verdi, oysa bu kaç diyeceklerdi. Ne yapsın Fatih Hoca? Eldeki malzemeyle yapalım bir şeyler dedi. Kol kırılır, yen içinde kalır hesabı. O sırada güzel şeyler de oluyor tabi. Hemen unutmayın Ozan Kabak hikayesini. Maicon'dan illallah dediği bir anda hoca gözümüze 19 yaşında bir genç soktu.
Çocuk da ne büyük cevherciklıysa yarım sezonda Bundesliga yaptı. Düşün, daha böyle bir hedefin bir gün Avrupa'da oynamak röportajını veremeden gitti. Huza bak. He bak, Ozan üzerinden bir de mesaj var Terim'in, sezona damga vurur o da. Takım Akhisar'dan 3 yemiş düşün. Hoca çıktı basın toplantısında her zamanki o sertliğiyle iğneledi durdu. Nasıl ama biliyor musun? Uf, aynen aktarıyorum. 3-0'a rağmen sahanın en iyisi bence Ozan'dı. Henüz 18 yaşında bir çocuk. Diğerlerinden de bunu bekliyoruz. İtiraz edeceksin. Bazen hayata itiraz edeceksin. Kabullenmeyeceksin. Buradaki en büyük sıkıntı odur. Çok üzgünüm. Ben her şeyi kabul ederim ama Galatasaray mağlup olurken bunun hakkını verdikten sonra mağlup olacak. Bunun dışındakilere itiraz ederim. Koskoca Galatasaray camiası takımı ufak tefek bahanelere sığmayacak. Haydarinna, rinna, rinna, rinna. Fatih Terim'i niye seviyor taraftar diye soruyorsun. Abi, Karaköy Perşembe Pazarında Veli Eniştem ne diyorsa, Rulmancı Serdar ne hissediyorsa onu mikrofona konuşan hocası var. Daha ne olsun? İşler düzelmese de biliyor ki yaparsa iyi bir şey Fatih Terim yapar. Galatasaray pes etmez. Galatasaray geri durmaz. Galatasaray kabullenmez. Deplasmanda maç kazanamıyordu takım. Bizim hobimiz olmaz dedi. Hoca, takımda sorun var diye sordular. Bunları halledeceğiz. Ocak'ta halledeceğiz. Şubat'ta halledeceğiz ama halledeceğiz dedi. Takım nasıl gol atacak? Santraforunuz bile yok yazdılar. Onu da çözeriz dedi. Çözdü de. Hatırla maçı. Takımda hücumcuya dair tek isim kenarda yardımcı antrenör Hasan Şaş var ya. O gün o derece yani. Donku attı ileri hoca. Tak bir çaktı. Maçtan sonra da nasıl geriliyor ama. Belki ileride forvet oynayabilirim. Kim bilir falan. Bak ya, laflara bak. Hoca da dedi ya sonra. Maicon'u soktuk. Baktık olmadı. Ryan'ı soktuk. O da donk diye vurdu. Vallahi yaptı işte diyoruz. Kardeşim, bu işin kitabı olsaydı alır okurduk, notlar alırdık. Stockholm Kütüphanesi'nde Şampiyon Olmak diye bir kitap olsaydı yazarı Fatih Terim olurdu zaten. Ama usulleri yapsan da şanssızlığı, uğursuzluğu, kontrolsüzlüğü ne yapacağız? Sakata gelmişsin, elinde oyuncu kalmamış, sonra Fenerbahçe'ye karşı oley be demişsin, yendik Fener'i oley, tak! Bir anda 2-2 olmuş. Maçtan sonra FIFA'da bile 67 puan olan Jason sezonun golünü atar gibi atmış tokadı. Tak! Ortalık mafya dizisine dönmüş. Kimi Polat olmuş, kimi Çakır, kimi Tombalacı Mehmet. Dizi izler gibi geçmiş millet ekran karşısına. Kim kime vurdu, ilk kim başlattı kavgası berberden manava. Oradan seyyar satıcıya sıçramış, Gırgırıya filmi gibi mevzu sonunda karakola gitmiş. Ama komiser daha çok Mehmet Karahanlı gibi. Acaba kimin kalemini kırsam, kırılan kalemi kimin önüne atsam diye düşünürken Atman o meşhur cendere müziğini düşünüyor, öyle çalıyor ve ihale Fatih Terim'e kalmış. Kimin elinde neyi varsa, topu, tankı, tibiti, usu busu, her şey serbest. Göreceğiz bakalım ne olacak. Olacak her şeye de hazırlıklıyız. Sonra hoca durmamış. Schalke maçından sonra bir de Almanları tebrik etseydiniz diyerek cepheyi genişletmiş. O genişlettikçe konsey toplanmış. İş artık bu bir mafya dizisidir uyarısına dönmüş. Anneler maç saati çocuklarını ekranda korumak için kızım hadi yatağına, oğlum senin uyku vaktin gelmedi mi diye tedbir almaya başlamış. Bu sefer kulüpler konseyi toplanıp hakemlerimizin arkasındayız, bu hakemlerle bu lig biter diye metni basmış. Eyvah, dizide birine bir şey olacak derken Galatasaray taraftarı senaryoyu biliyor gibi bir ağızdan tek ses olmuş, basmış sloganı. Başrol ligine bir şey olmaz. O ölse dizi biter abi. Derken sesler bir anda kesilivermişti. Sonra iki golcü transferi şak şak ve senaryoda değişikliklerle reytingler yeniden fırlıyor işte. Ama bir bölümü var ki bu dizinin hakikaten olay. Düşünsene bak, şimdi hatırlayacaksın. Maçı söylemeyeceğim, mevzudan çözeceksin. Maç tek kale oynanıyor, tamam mı? Topla oynama %72. 21 şut atılmış abi. Takımda bu sefer golcü de var. Ama gol yok. Derken Mitroglou atıyor golü ustalıkla. Hatırladın mı? Ya Galatasaray o gün puan kaybetseydi belki de havluyu atacaktı. Değil mi? Hemen arkasından o unutulmaz açıklama. 8 puan fark kapanır mı? 8 de kapanır, 18 de kapanır. 30 puan var. Yeter ki biz kazanalım. Demeç. Ve son düzlük. Oğlum yoruldun lan. Ne zor hikayeymiş be ha. Daha dur. Hakemler var, isyanlar var, Abdurrahim Albayrak var.
Eyvahlar olsun. 22. şampiyonluğumu anlatıyoruz. Çinlilerin tarihine mi geçtik belli değil yani. Bak şimdi aklıma geldi şey. Geri Rodriguez'in gidişi var mesela değil mi? Değinmedik. Emre Akbaba'nın sakatlık mevzu var ki ona hiç girmeyelim ne olur. Konuştuğum bir kardeşimdir. Buradan da geçmiş olsun diye selamımı göndereyim. Başka ne var Orçun? Oo, daha taraftar demedik. Ultra Aslan yine her zaman olduğu gibi sarı kırmızılı takıma kritik anlarda alın o kötü sonuçlarla desteğini gösterdi. Hani zaten içeride maç kaybetmediler ayrı hikaye de. Bir de Konyaspor maçı mıydı neydi takımı havalimanında karşıladılar falan. Kritik anlarda hep destek oldular Allah için. Ama şimdi diğer takım taraftarları da kızıyorlar. Hakem demeyecek misin? Hakemlere de değinsene diye. Biliyorum abi şimdi yorumlar gelmeye başlamıştır. Hakemler konuşulmadan şampiyonluk hikayesi anlatılır mı ya? Ama ne hikmetse aylar önce Ultra Aslan Federasyonu protesto etti. Yürüyüşler falan yapıldı. Son düzlükte de Galatasaray'ın kullanıldığını söyleyenler çıktı. Bilmiyorum. Benim bu işten anladığım şey şu. Bir tek hakemleri kollayan kimse yok. Herkes bir laf çakıp geçiyor adamlara. Bir gün de hakemler çıksa dese ki bugüne kadar kulüpler hakkında konuşmadım ama artık yeter. Çok iyi olur vallahi. İtirafçı olsunlar, kurtulsunlar. Ne diyeyim şimdi yani? Herkes haklı. Hakemleri şimdi tek tek maç maç anlatırsak işin içinden çıkamayız. Onun yerine topçu performanslarına bakalım. Mesela'lık bir şey yok. Feguli diyelim. Adam West Ham'dan 4,5 milyon euroya transfer edildiğinde öyle büyük ses getirmedi. 3 milyon 850 bin euro da yıllık garanti ücreti vardı. O mukavele imza attığında bu paraya daha üst modeli alınır. Bak bizim bacanak şöyle yaptı diye minnet dökülüveriyordu eleştirileri arka arkaya. Sonra yazın biliyorsun Fatih Terim'le atışmalar oldu. Ne o el kol hareketleri Süper Kupa maçında. Dedim ya sonra kenardan izledi her şeyi. Ama ne olduysa ikinci devrede oldu. 1-1'lik Alanya deplasmanında bir puanı kurtardı. 4-1'di zannediyorum Kasımpaşa maçında hat-trick yaptı. Orada zaten yıldızını parlattı. Bursa deplasmanı var orada gol attı takımın 3 puanı getirdi. Yetmedi aynısını Rize deplasmanında da yaptı ve yine yetmedi. Bu kez de şampiyonluk maçında sahneye çıktı. Bir de abi ne goller atıyor ya. Ha, hepsi jeneriklik. Son maçta bizden biri ilk topa vursa 2 dakika küçük Emrah pozu verir. Eyvah falan. Ah o top nasıl girmez diye. Bu bir de üstüne volemsi bir şey yaptı attı golü. İşte gol, asist ne varsa yaptı. Büyük katkı sağladı Allah için. Bugün Galatasaray Devler Ligi torbalarında kendine yer bulduysa adamın payı da büyük. Ha, torba demişken baktınız mı muhtemel rakiplere? Aa, benim en büyük zevkim. Hemen bırakıp kendi kurağımı çekerim abi. Sıcak topumu ayarlarım falan. Birinci torbadan alacaksın Zenit'i karşına. Ha? 2'den artık işte Chelsea, Tottenham birine razı olacaksın. Gerçi Shakhtar var değil mi? Shakhtar çıksa bayram edersin o ayrı. Bir de işte bildiğim tek takım Lille var diğer torbada. Okey miyiz bu kuraya? Amin deyin geçin Ramazan günü ha. Topçulara geri dönelim şimdi. Öyle tek kişiye verilmez tüm başarı. Lig şampiyonluğu ağır yüktür, pahalıdır. Konumuz değil gerçi ama o kupa kaç para biliyor musun? Orçun? 50 bin lira falandır. En son kredi kartı borçlarını ödeyemediğin için böyle senin algı komple gitmiş. 100 bin lira abi 100 bin. 10 kilo 300 gram ağırlığı var. Bunun 9,5 kilosu gümüşten. Gümüşün üstüne 1000 gram da altın kaplaması var. Neyse bu gereksiz bilgiden sonra devam ediyoruz efendim. Uzun bir aradan sonra aradığı sol beki buldu Galatasaray değil mi? Sezon başında onun bonservisini de alarak çok önemli bir işe imza attı. O da forma giydiği dönemlerde hem camianın hem de hocanın Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmamayı başardı. Kim? Nagatomo. Bravo. Savunmada çok adam geldi değişti değil mi? Luyunda, Malines, Marcao da iyiydi tabii. Yani düşünün ligin en az faul yapan takım olarak şampiyonu kazanmak kolay iş değil. Bu kadar değişime rağmen üstelik. Bir de Cagney'e rağmen bir demek lazım. Büyük balondu vallahi. Kusura bakmayın. O nedir öyle ya? Acaba diyorum hani Gomis olsaydı daha erken bir şampiyonluk gelir miydi? Bilemeyiz tabii. Ya Onyekuru'yu ne yapacağız? Özellikle Geri Rodriguez'in ayrılmasından sonra üstüne büyük yük düşen Onyekuru sezonun ikinci yarısında çok etkileyici bir performans sergilemeyi başardı ve şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. 1-2-3 Sıradaki VTR'miz spor spikeri gibi söyledim. Bir de transferler kadar önemli bir isim daha var. Abdurrahim Albayrak. Nice hocadan daha fazla şampiyonluğu var. Hani iyi bir Türk menajer Avrupa takımlarına hoca diye çakabilir vallahi. Hazır moda, yeni ticari moda Orçun. Eşiği siyah boyayıp satma. Nasıl çıktı lokmacılar? Hani o hesap. Tabii kendisinin hakemlerle ilgili bildiği şeyler olduğunu söylemesi ve sonra da konuşmaması da rahatsız edici kusura bakmasın. Güvenimi sarsılıyor.
demeseydi iyiydi. Her neyse, başkanın da hakkını vermek lazım. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hani ligin bitimine çok kısa bir süre kala İbra sorunu yaşadı. Ama ona rağmen süreci çok iyi idare etti ve takımdaki, camiadaki havanın bozulmasına izin vermedi. Galatasaray'da başkan olarak görev yaptığı iki sezonu da şampiyon kapatmayı başarmış oldu böylelikle. Sana göre şampiyonlukta en büyük pay sahibi kim? Tarık Can vallahi. Ben Fatih Terim diyorum. Yani başka hiç kimse bu kadar olumsuz tablodan şampiyonluk çıkaramazdı. Hani Mustafa Cengiz dedi ya heykelini dikeceğiz diye. Geç bile kalındı bence. Üçüncü kez bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonu yaşadı Terim. Bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör olmuş, düşün. İstatistiklere bak arkadaş. Deli çıkacağım. İbra sorunu var. Şampiyon Galatasaray. Fatih Terim mahkeme mevzuları var. Şampiyon Galatasaray. Yayıncı kuruluşun düzenlediği ödül gecesinde Galatasaray'dan kimse ödül almadı. Şampiyon Galatasaray. Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığı. Şampiyon Galatasaray. Yok. Ben film benzetmemi değiştiriyorum. Bu Avengers Endgame daha doğru abi sanki. İzledin mi Orçun? Yok, izlemedim. Pirate. Sen yaz dizilerindeki holding sahibi 23 yaşındaki gençleri beğeniyordun değil mi? Hani filmin her yerinden süper kahramanlık fışkırıyor ya. Bilmez şimdi, biz bilenler konuşalım. Türlü mevzular döndü tüm sezon. Anlattık zaten ve sonuç değişmiyor. Fatih Terim olduğu sürece de diğer kulüpler sezon planlamasını ona göre yapsınlar. Benden söylemesi. Tüm Galatasaraylı izleyicilerimizin şampiyonluklarını tebrik ederim. Belediye başkanı gibi bitirdim ama neyse işte, anladınız siz.